Başkanım, yeni maddeye geçmeden bir halkımızın ufak bir talebini iletebilir miyim? Fazla vaktinizi almayacağım. Buyurun. Sarız'ın Avşar Obası köyü var. Oranın muhtarıyla görüştüm. Çocuklar, köyün çocukları ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite bile yaklaşık köyden 1 kilometre uzakta hafif tepelik bir alanda çadır kurmuşlar. Aylardır bu soğukta çocuklar evlerinden yürüyerek çıkıyorlar. Bir köylü başlarında, orada bir de güvenlik görevlisi olmuş, kurtlar vesaire yemesin, köpekler çocuklara zarar vermesin diye orada bir güvenlik sistemi oluşturmuşlar. Muhtarımızın şöyle bir ricası var: lütfen bir an evvel köyümüze internet ve cep telefonu hizmeti gelsin istiyor. Ve bu sosyal medyaya da çıktı. Kayseri Radar'da da oldukça yer aldı ve çok tepki gösterilen bir alan. Ben bugün muhtarımızla görüştüm. Daha bugün görüştüm. Bana henüz ulaşan, bize yardım eden olmadı dedi Sayın Muhtar. Muhtarımızın bu acil yardım talebini tekrar ediyorum. Çadırın içerisinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlanan çocuklar hep beraber ders yapıyorlar ve köyden 1 kilometre uzakta çocuklar yürüyüp tekrar gidip geliyorlar. Muhtarımızın ve halkımızın başkanım, talebini iletiyorum. Sayın Başkanım, doğrudur. Sarız'da böyle bir sıkıntımız var. Bazı istasyonlarla alakalı ama vekillerimiz ilgileniyor. Sayın Başkanım geçen geldiğinde de Sarız ziyaretinde de bu konuyla alakadar oldu. Sorun büyük ölçüde çözüldü diye... Yok, başkanım şöyle, çözülseydi ben daha bugün 2-3 saat kadar önce görüştüm muhtarımızla. Eğer, lütfen rica ediyorum. Özgür Bey, şimdi başkanım evet. Biz Evrensel Fonu'ndan, Cumhurbaşkanlığı Fonu'ndan biz bu ürünle alakalı 2019 yılında başladık bu tip çalışmalara. Bayağı yol aldık ama öyle ilgisizlik, kimse gelmedi diye bir şey yok. Yani muhtarımızın... Bu konuyla alakalı biz çaba gösterdiğimize inanıyorum. Muhtarımızın talebi bu. Muhtarımızın ve köylümüzün talebi. Şu anda 3 saat önce konuştum, 2-3 saat önce. Özgür hemen Bey, arayabilirsiniz. Takdir, hayır. Ben biliyorum, gittim ben oraya. Takdir edilir ki yani bu bir günde çözülecek, bir ayda çözülecek, 3 günde çözülecek işler değil. Ama bu konuyla alakalı bizim yazışmalarımız var. İsterseniz size onu özel WhatsApp'tan memnun atabilirim. Memnun olurum. Biraz tabii, hızlandıralım. Tabii. Buradaki niyetimiz şu. Olabilir. Özgür Bey, bakın hızlandıralım diyorum da icraatı yapacak olan arkadaşımız değil. Evet. Onun için başkanımız değil. Ha, bu konuda ricacı olunup bir an evvel yapılması için Büyükşehir Belediyesi olarak biz bunların hepsinin kaydını, tespitini aldık ve takip ediyoruz. Ama hızlandırmada ilgili GSM operatörünün elinde. Bizde değil ama takip edelim. Kamuoyunun da çok önemsediği, merak ettiği, sizlerin de ellerinize sağlık haber yaptığınız Sarız'ın Avşar Obası köyü var. Bu köyün birkaç ismi var ama Avşar Obası diye resmi geçiyor. Bu köyde sizin de daha önce yaptığınız haber üzere çocuklar evlerinden sabah çıkıyorlar. 1 kilometre uzaktaki bir tepeye hep beraber gidiyorlar. Kimler gidiyor? İlkokul çocukları, ortaokul, lise, hatta üniversiteye hazırlanan çocuklar bile konvoy halinde yukarı yürüyerek gidiyorlar. Bu tepede sadece internet çekebildiği için, telefon imkanı çok net olduğu için bu tepede kurulan basit bir çadırda eğitimlerini öğlene kadar, akşama kadar tamamlıyorlar ve köylü onları kurt kuş yemesin, onlara yem olmasın diye başında silahlı bir asker gibi sanki bir güvenlik görevlisi gibi başında nöbet tutuyor. Ardından çocukların işi bitince bunları alıp aşağı iniyor. Bu yaptığınız haber çok büyük sansasyon oldu Kayseri'de. Kayseri'de de mi böyle yerler var? Doğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da olabiliyordu dedi insanlar. Burada olduğuna herkes şaşırdı. Tabii ki bu belediyenin bunlara yardımcı olması lazım. Valiliğin, kaymakamlığın yardımcı olması lazım. Tabii ki belediye bir GSM şirketi değil. Yani hemen açıp da frekans veremez. Ama bunun verilmesinin hızlanmasını sağlayabilir. Sonuçta Büyükşehir Belediyesi halkın her ihtiyacı için var. Sizlere de bu haberi yaptığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü çok fazla yorum ve talep gelmişti. Bugün muhtarımızla da görüştüm. Şu zaman oldu sizin haberinizden sonra halen net bir gelişme olmadı. Lütfen bir an evvel bize ve çocuklarımıza yardım edin talebi geldi. Bunu iletmek istedim.